Alo, müsait misin? Müsaitim, soba temizleyeyim. Emin Bey merhaba, Aslı Ünel ben. Şimdi Emin Beyciğim, ben soru soruyorum biliyorsunuz. Tam 8 tane. İnşallah bileceksiniz ve ben bugün ilk altını size takdim edeceğim. İnşallah. Bakalım. Önce soruyu eşinize, ardından size soracağım. Okey? Tabii ki. Görüşürüz. Tamam, bekletiyoruz. Şimdi Emin'le kavga ettiniz, Allah korusun. İlk özür dileyen taraf kim oluyor? Emin. Bu kadar eminsin. Eminim. Peki. Şimdi Emin Bey. Efendim, buyurun. İmran Hanım'la Allah muhafaza tartıştınız. İlk özür dileyen taraf kim oluyor? İlk özür dileyen taraf genelde ben oluyorum. Evet. Bravo. Bravo. Canım ya. Evet, bildiniz, bildiniz. Şimdi bekletiyoruz, bravo. Tamam. Canım benim. Şimdi eşinin kredi kartı var mı? Hesap kartı var. Tamam, bir kartı var. Hı-hı. Kaç tane? Bende bir tane. Yok, onda kaç tane? İki tane. Tamam, soruyorum şimdi. Emin Bey. Efendim? Kredi kartınız var mı? Yok, kullanmıyorum kredi kartı. Ama ha, bir dakika, dur. Hesap kartı mı? Ama banka kartınız var. Evet, evet. Kaç tane? Bir. Bende. Yani o da işimde kalıyor. Bilmiyorum. Ben kendi banka kartım, kendi banka kartım da var ama genelde kullanmıyorum. Yani totalde kaç banka kartınız var? İki. Ay bilemediniz ya. Sağlık olsun. Dur ama devam edeceğiz. Dur bakalım, dur bakalım. Şimdi kayınvalidenle senin doğum günün aynı gün diyelim. Eşin önce hanginizin doğum gününü kutlar? Benim. Emin Bey. Efendim, buyurun. Şimdi sizin annenizle İmran'ın diyelim ki doğum günleri aynı gün. İlk önce evet. Kimin doğum gününü kutlarsınız? İlk önce annem, sonra eşim. Pardon? Çok büyük bir şey bu. Onu da mı bilemedik? Yani hiç güzel bir cevap değil. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ya kusura bakma ama. Evet. Yani ben buna inanmadım. İlk önce bence sen İmran'ınkini kutlarsın. Burada şimdi öyle demiştir diye düşündüm. Normalde İmran'ı kutlarım derdim ama bak, İmran öyle demiştir diye düşündüm bak, vallahi. Sen öyle demişsindir diye. Yok, karın çok dürüst bir kız ya. Hemen söylüyor yani doğruyu. O zaman direkt ben de öyle davran. Ha, öyle davran, aferin. Evet, kayınvalidenle senin doğum gününü sorduk. Şimdi emekli oldunuz. Eşinle nerede yaşamak istersiniz? Eşin buna ne cevap verir? Eşim Ankara'yı çok seviyor. Hı. Gitmek istemem der. Genelde de ben mesela şurada yaşanırmış, burada yaşanırmış falan derim. Ben gitmek istemem Ankara'dan der. O yüzden ben bir şehir vereceğini düşünmüyorum. Peki, soralım bakalım. Şimdi Emin Beyciğim, emekli oldunuz. Eşinle nerede yaşamak istersin? Emekli oldum, eşimle nerede yaşamak isterim? Böyle ben sahil kasabası bir yere giderim. Bam bam bam. Nerede yaşarmışız? Ankara'dan gitmeyi sevmiyorsun ki sen. Ankara'yı sevmiyor musun? Ben hep demiyor musun ben Ankara'dan başka yerde yaşamam diye. Ama emekli olduk ya. Ya emekli olunca Ankara'yı sevmeyeceğiz mi? Ankara'da mı emekli olduk? Tamam. Al işte, ay üzgünüm, dur devam edelim. Şimdi Emin Bey senin bir huyunu değiştirmek istese hangi huyunu değiştirmek ister? Artık değiştirmek istediğim bir huyu yok ki. Bütün huyunu seviyor mu? Şu anda evet. Eskiden olsaydı ya şey... ağlama, göz süzerim sürekli ağlarım. Çok çabuk sinirlenirim mesela. Göz süzerim, ağlarım göz hemen. Göz süzerim, ağlarım hemen. Evet. İmran'ın bir huyunu değiştirmek isteseydin... ...bu huy hangi huyu olurdu? İmran'ın fevri çıkışlarını değiştirmek isterdim. Şimdi sizce bildi mi? Aynı dedim ama sinirlenince falan direkt yani, tepki veriyor. Sayalım Aslı Hanım. Sayalım mı bunu? Peki sayalım dediler. Peki bunu bilmişsiniz. Buyurunuz. Çok iyi. Bir moral olsun evet, ya. Evet, evet, evet. En sevdiğin meyve ne ve eşin bunu bilir mi İmran? Bilemeyebilir. Ay yok artık. Çünkü ben meyve sayamıyorum. Evde de öyle çok getirmem ortaya. Çocuğa falan getiririm. Çilek yerim sadece. Dur bakalım. Emin Bey. Efendim, buyurun. İmran'ın en sevdiği meyve ne? Nar. Nasıl ayda yılda bir ay nar yerim? Vallahi yani ayda yılda bir alırım evde. Olmaz bile ya. Nasıl? Ay şaka gibisiniz. Nasıl meyve yemiyor ki zaten? Neyse Emin, abi. Vallahi biz bir daha bir düşünelim, dur. Peki eşinle en son ziyaret ettiğiniz şehir ne? Allah aşkına bunu bilin. Evet, Urfa, Adana, Gaziantep. Aynı anda gezdik hepsini. Gaziantep, Adana, Urfa. Başka da yok. Emin Bey. Efendim, buyurun. İmran'la en son ziyaret ettiğiniz şehir. Ziyaret ettiğimiz şehir
Antep, Urfa, oralar yani. İyi, iyi. Evet, bildi. Onu da birlikte yaptık diye. Ya iyi, aman, aman. Vallahi billahi. Emine'nin ayakkabı numarası kaç? 40-41 arası giyiyor. 40-41. Bak, bilirse büyük alkış istiyorum. Emin Bey. Buyurun efendim. Ayakkabı numaranız kaç? 40. Vallahi gerçekten harika bir çiftsiniz. Allah sizi bir yastıkta kocatsın inşallah evladınızla Aa, birlikte. İnşallah, sağ ol, şimdi abi. Dönüyorum dış sese soruyorum. Kaç soru bildi, kaç soru bilemedi? Vallahi Aslı Hanım, ne siz sorun ne ben söyleyeyim. O denli mi bilemediler? Emin'i kapatalım. Tamam, hoşça kal. Hoşça kal Emin kardeşim, iyi bak kendine. Akşam gelirken çilek al getir, çilek al getir, çilek. Hemen getiriyorum. Hadi hoşça kal. Çeyizde dedim ya, bu güzel çeyizleri yapan görümceyi bir görelim. Ay evet. Bir göster bakayım, adı neydi? Tuğba Gündoğan. Aa, Tuğba kaç yaşında? Tuğba 30 küsür yaşlarında. Bir şey vallahi göstermiyor kız. 23-24 gibi duruyor. Evet. Evet, çok küçük. Aa, maşallah. Maşallah. Hayır, bayağı bir bakın şimdi. Çeyiz yapacak tip de yok vallahi. Evet, hepsi kendi el emeği, kendi gözü. Maşallah beken ha. Tuğba'cığım, bugünden sonra bence taliplerin, kısmetlerin artacak. Hayırlısıyla inşallah evlen. Aslı ablanı çağır. Geleyim evini, çeyizlerini göreyim. Bu turkuaz bir kuşak mı bağladın? Ya şöyle, evet. Neden? İşte, ablamın gelini o. Benim değil. Ben dedim ya, ben apar topar geldim. Nikah tarihimiz o gündü. Ben hiç böyle hevesim de yok zaten. Anladım da. Ben, evet. Bak bu kadar evet, yayın yaptım. Turkuaz rengi kuşak ilk defa görüyorum. Kırmızı takılıyor değil pembe mi? Pembe de takıyorlar da turkuazı ben turkuaz ilk defa görüyorum. Aslında biz sana orada süs olarak taktık. Ya kuşak süs olarak değil. Aksesuar. Ha, evet, kuşak olarak düşünmedim. Fotoğraflar bir keşke çıkartsaydım ama. Bir adet ya. Şey gözükmeseydi. Burada neredesiniz? Urfa'dayız burada. En son hani gittiğiniz o doğu evet, gezisi. Evet, aynen. Urfa'da. Ay canım. Burada kahve ikram ediyorlardı bize. O kahveyi içiyormuşuz, yere koyuyorsak içine para koyuyormuşuz, mecburmuşuz. Aa şey, tabii öyle bir adet var. O kahveyi ne şekilde koyduğunuz elin üstünde vesaire o. Siz ne yaptınız, nereye koydunuz kahveyi? Eşim aldı verdi direkt. Şey, gelen garson, yok abi onu yere parayla koyacaksın dedi. Burada? Aynen, Urfa. Evet, sıra gecesi yapılan yerler. Burada Adana. Çocukla birlikteydik burada. Çok güzel. Ben peki, hani dahil olarak görün diye. Bu balayı gibi mi yaptınız? Güneydoğu turu gibi. Biz gezmeyi çok seviyoruz. Biz inanın her hafta sonu başka şehirdeyiz. Aa, Afyon, güzel. Evet, Sivrihisar. Biz hep böyle Eskişehir, biz Bursa. Biz o kadar çok şehir gezmişizdir ki her hafta sonu gideriz. Türkiye'yi bitirdikten sonra inşallah yurt dışında gideceğiz. Hmm, güzel. Dudaklar. Sen güzellik uzmanıydın ya. Botoks. Dolgu kızım. Ay da. Dolgu botoks. Şuralarımda botoks var. Kız dudağı botoks olur mu? Olmaz. Dolgu mu yaptırdın? Böyle kalırız, konuşamayız. Şey, evet, dolgu. Dudağımda dolgu var, bir de botoks minik var. Çat bakayım kaşını. Bu kadar oynamıyor. Kaşın anam çok çok agresif yapmışlar. Kaşı çatılmıyor. Tek kaşını kaldır bakayım. Kalk. Yok. Hadi kalkıyor mu? Kalkmıyor. Kalkma. Kız. Kızdı, sinirlendin. Yok ya. Böyle yapabilirim sadece, yok. Ha? Yok mu? Hayır, böyle oluyor. Sinirlenince de anlaşılmıyor değil mi? Yok, şöyle yapıyorum sinirlenince, böyle şöyle yapıyorum. Bakayım. Ama eşim hemen anlıyor, şöyle bir gözümü süzüyorum. Bakayım, süz bakayım. Dur bir dakika, yapamadım. Sizde var mı? Ben minik minik seviyorum, baby. Böyle kaşım çatılsın belli falan. Belli belirsin. Tek kaşım kalktı mı havaya? Evet, kalktı. Tek kaşım kalkacak. Şimdi keyfini yerine getirecek başka bir şey var. Puanlamaya gidelim diyorum ben ya. Bakacağız. Yahu puanlama gelsin mi yahu? Genelde çok keyif yerine getirmiyor ama gelsin. Peki o zaman puanlamaya gidelim. Bakalım gelinler sana kaç puan verir?